Reis. Dün sen öyle konuşunca şarteller attı benim. Ağır konuştum sana, hakkını helal et. Helal olsun. Evin etrafında 4 silahlı adam saydım. İkisi girişte, ikisi devreye geziyor. Ne yapıyoruz abiler? Bunları indirmeden girmenin başka yolu yok. Necmi'yi buraya kadar boşuna getirmedik. Gel buraya. Hamza, biz arabayla kapıya kadar gideceğiz. Evin arkasından dolaşın. Eğer bir terslik çıkarsa harekete gideceksiniz. Tamam. Necmi, seninle beraber arabayla kapıya kadar gideceğiz. Seni tanıyorlar. Onlara gidip diyeceksin ki çocuğu almaya geldim. Eğer bir yanlış yaparsan kafana sıkarım Necmi. Yürü. Senin burada. İskender Bey gönderdi beni. Çocuğu almaya geldim. Bize böyle bir talimat verilmedi. Ya anlamıyorsun galiba. Acelem var. Çocuğu alıp gideceğim. İskender Bey'e bunun hesabını sen verirsin ona göre. Tamam, bekle burada. Arabada biri mi var? Arkada vur onu. Epeydir bekliyorum. Daha önce gelirsin diye düşünmüştüm. Ben de bu alçaklığı oğlun yapmıştır. Haberin yoktur zannediyordum. Fuat. Arkadaşları al götür bir şeyler ikram et. Epey yorulmuşlar. Biz de delikanlıyla biraz sohbet edelim. O çocuğun da, ailesinin de, senin de hayatınız beni can kulağıyla dinlemene bağlı. O çocuğu daha ne kadar elinizde tutabileceksiniz? Eninde sonunda bu iş sonlanmayacak mı? O zaman oğlunu elimden nasıl alacaksın?
Umudum o ki sonunda ne sen o çocuğu kurtarmak zorunda kal, ne de ben oğlumu senin elinden almak zorunda kalayım. Dinliyorum. Senin mekanına geldim, sana ortaklık teklif ettim. Bana çalış demedim, adamım ol demedim, ortağım ol dedim. Bunu niye söyledim hiç düşündün mü? Düşündüm. Koskoca Tatar Ahmet benim ayağıma niye geldi? Bana niye bu kadar hürmet etti diye düşündüm. Ne sonuca vardın? Benim yerimde kim olsa ayağı yerden kesilirdi. Bir şey zannederdi kendini. Ama ben bu dolduruşlara gelecek adam değilim. Onu hesaba katmadın. Benim babam kapıcıydı. Ben 14 yaşındayken kalantur bir adamın dostuna paket götürürken merdivenlerde canını verdi. Niye biliyor musun? Çünkü apartman yöneticisi asansörü kullanmasına izin vermiyor. 8 kat inip çıkmaya kalbi bir yere kadar dayanabildi. Allah rahmet eylesin. Şerefiyle yaşamış, şerefiyle ölmüş. Amin. Dediğin gibi şerefli bir adamdı. 14 yaşında annemle beni kapının önüne koydular. Hiç kimse demedi ki senin baban şerefli bir adamdı. Al şu ekmeği karnını doyur. Al şu mantoyu annenin sırtına giydir. Eğer bir insan yoldan çıkmak isterse bahane bulur. Beni kınama delikanlı. Ben rahmetli anamın namusunu korumak için bu işe başladım ilk. Akbaba'da bir kabadayı vardı. Duymuş beni yanına aldı. Anamın başının üstünde bir dam olsun diye, kursağından bir tas sıcak çorba geçsin diye önüme çıkanı yıktım geçtim. Zamanla namımız yürümeye başladı. Ve bundan ilk rahatsız olan kabadayı oldu. Annem de beni mahalleden atmaya kalktı. Vuruştuk. Akbaba Tatar Ahmet'e kaldı. Zuhurat Baba mezarlığı da ona. Eğer bu yola namus için girseydin, o iş Akbaba'da kalırdı. Ama sana ne Akbaba yeter, ne İstanbul, ne de bu memleket. Seni rahat bırakacaklar mı sanıyorsun? Zamanında beni de bırakmadılar. Hadi ona da haddini bildir, şuna da adaleti göster diye diye iş büyüdü. Sonra anladım ki en büyük olmadan ne adalet dağıtabiliyorsun ne de hükmünü geçirebiliyorsun. En sevdiğine bilen. Bunları oğluna da anlatsaydın keşke. Bir nebze nasiplenirdi belki. İskender benim sadece oğlum değil. Her şeyim. Sen ona el uzattın. Ona uzanan eli ben kırarım. Sadece elimi kırsaydın,
kadar canım yanmazdı. Canını daha fazla yaktırma delikanlı. Önce şu sevkiyatı halledeceksiniz. Sonra da benim vereceğim hükme razı olacaksınız. Reis, bu herif nereden çözdü bu mevzuyu? Meğer hiçbir şey bilmediğini zannettiğimiz Tatar Ahmet bizi böyle kartal gibi tepeden izliyormuş Hamza. Kartalın da zayıf olduğu noktada yavrusu. Kaldıralım yine. O zaman görürüz Tatar kime geçiriyor pençesini. Bu saatte bizi burada karşılayan Tatar bundan sonra İskender'in yanına sokulmamıza müsaade eder mi Seyfi? Ömer ve ailesini bulana kadar İskender'e dokunmak yok. Anlaşıldı mı? Elimizde bir ipucu vardı, bizi buraya getirdi. Bundan öte gidecek yer de yok. Ne yapacağız? Devlete gitmekten başka çare kalmadı. Tam çareyi buldun ha. Olsa olsa Tatar bizi öldürür. Ama derin cinlerine düşersek ömrümüzün sonuna kadar süründürür bizi. Ben size söyleyeyim. Madem derinciye gidecektin, baştan niye gitmedin? Tatar'la o kadar mesai yaptık. Bundan sonra onlarla mı yapacağız? Bana bir can borcu var. Geri ödemesini isteyeceğim.